Merhaba, ben ABK Teknik'ten Uygulama Mühendisi Yaren Aykent. SOLIDWORKS temel seviye eğitim serimizin bu videosunda sizlere konfigürasyonlardan bahsedeceğim. Ekranda görmüş olduğunuz parçayı daha önceki derslerimizde kendimiz oluşturmuştuk. Rigid Body isimli bir parça. Bu parça üzerinde konfigürasyonlara göz atacağız. Onun hemen öncesinde bir önceki derste değindiğimiz alt öğe ve üst öğelere bir göz atalım. Örneğin şu an alt öğe ve üst öğeler açık durumda. Bunları görüntüleyebiliyorum. Burada Recess isimli unsura bir bakacak olursak üst öğeleri Handle ve Head olarak görünüyor. Alt öğeleri ise Pocket ve Ratchet Hole olarak görünüyor. Bu unsurların birbirleriyle olan bağlarından bahsetmiştik. Şimdi bir de şuna değinmek istiyorum. Eğer unsur ağacında herhangi bir unsura sağ tıklayıp pasifleştir derseniz bu unsur sanki hiç uygulanmamış gibi görünecektir. Bu işlemi yaptığımız zaman pasifleştirdiğiniz unsurla beraber o unsurun alt öğeleri de beraberinde pasif hale gelecektir. Örneğin Recess'in alt öğelerinden Pocket ve Ratchet Hole pasif hale geldi. Wheel Hole ise yine Pocket'a bağlı olduğu için ve Pocket da Recess'e bağlı olduğu için birbirlerini tetikleyerek şu dört unsur birlikte pasif hale geldi. Bir unsuru pasifleştirirken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Alt öğeleriyle birlikte pasifleşiyor. Örneğin şimdi Recess'i tekrar aktif hale getirecek olursak, aktifleştir diyorum. Aktifleştirme de ise tek yönlü çalışıyor. Sadece seçtiğiniz unsurlar aktif hale geliyor. Pasifleştirmedeki gibi alt unsurları, alt öğeleri de etkileyerek gerçekleşmiyor bu işlem. Şöyle tekrar aktif hale getirdim. Şimdi bunu anlattım çünkü konfigürasyonları eklerken bazı unsurları pasif hale getireceğiz. Ve pasif hale getirdiğimiz unsurlar kendi alt öğelerinde pasif hale getirerek devam edecek. O nedenle bunu da belirtmek istedim başlamadan önce. Şimdi konfigürasyonlara değinelim. Konfigürasyonları neden kullanıyoruz? Konfigürasyonlar sahip olduğumuz bir modelin, bir parçanın farklı versiyonlarını elde edebilmemizi sağlar. Örneğin pinler çok farklı versiyonlarda, farklı boyutlarda kullanılan parçalar oluyor çoğunlukla. Ve her bir pin için ayrı ayrı parça oluşturmaktansa, örneğin şöyle Ctrl N ile yeni bir parça açıyorum. Şöyle bir çizim yapıyorum hemen hızlıca. Ön düzleme şöyle bir dikdörtgen çizelim. Ardından bunu döndürerek katı oluşturalım. Şöyle ölçümlendirmesini yapıyorum. Örneğin burası 5 mm ve yüksekliği de 15 mm olsun. Böyle bir pinimiz var. Bunu işte döndürerek katı oluşturuyorum. Bir pin olarak oluşacak. Döndürme eksenini şurası seçelim. Şimdi örneğin işte 15'e kaç dedik buna? 5'e 15 şeklinde bir pinimiz var. Örneğin bu pinin işte 7'ye 15 olanını istiyoruz. Bu şekilde değişecek versiyonların olmasını istiyoruz. Bunların hepsini örneğin burada kaydet diyerek veya farklı kaydet diyerek tekrar düzenleyip tekrar farklı kaydet diyerek devam ettirebiliriz. Ama bu şekilde uğraşmak yerine konfigürasyonlar sayesinde tek bir belge içerisinde farklı versiyonlarını oluşturmamız mümkün. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz ona bir bakalım. Tekrardan çalışacağımız parçaya geçiyorum. Ctrl Tab kısa yoluyla. Bu parça üzerinde çalışacağız. Yapmak istediğimiz değişikliklerden bahsedeyim. Sonra konfigürasyon eklemeye geçelim. Burada yapmak istediğimiz değişiklikler şu. Bu varsayılan olarak oluşturuldu. Sizin her oluşturduğunuz parça varsayılan konfigürasyonda kaydediliyor. Siz yeni bir konfigürasyon oluşturmadığınız sürece yaptığınız değişimler bu varsayılana yazılmaya devam ediyor. Örneğin burada yapmak istediğim şeylerden bir tanesi şöyle 220 mm'lik uzunluğu değiştirerek bir kısa versiyon oluşturmak, kısa konfigürasyon oluşturmak istiyorum. Onun dışında şurada Pocket isimli bir öğe var. Buradaki boşaltma unsuru. Şu içi boşaltmıştık hatırlıyorsanız. Buradaki unsuru kapatmak istiyorum. Eğer bunu şöyle pasif hale getirecek olursam bu şekilde görünmesini istiyorum. Ama her konfigürasyon değil, her çeşidinde değil, yalnızca bazı konfigürasyonlarda o şekilde görünmesini istiyorum. Şimdi şöyle tekrar aktif hale getirelim. Ve son olarak da şu filetlerin, örneğin buradaki filet 2 mm'lik bir filetmiş. Şurada görüyorum. Filetlerin boyutunu değiştirmek istiyorum. Bunun yanında eğer isterseniz malzemeleri konfigüre edebilirsiniz. Veya işte farklı özellikleri yine konfigürasyonlara ekleyebilirsiniz. Şimdi konfigürasyon ekleyerek başlayalım.
Konfigürasyon eklemek için Configuration Manager kısmına geçiş yapmamız gerekiyor. Şu anda unsur ağacı kısmındayız. Unsur ağacının hemen iki yanında Configuration Manager bulunuyor. Configuration Manager'a geçiş yaptım. Burada default olarak bahsettiğim varsayılan versiyonunda, dediğim gibi yaptığımız tüm değişiklikler yeni bir konfigürasyon eklemediysek default'a kaydediliyor. Şimdi yeni bir konfigürasyonu nasıl ekliyoruz ona bakalım. Configuration Manager sekmesinde parçanın adına sağ tıklıyorum, ardından konfigürasyon ekle diyorum. Öncelikle bir konfigürasyon adı girmem gerekiyor. Ardından eğer isterseniz bunun tanımlamasını yapabilirsiniz. Konfigürasyon adının o konfigürasyonun özelliklerini tamamen açıklıyor olması önemli. Çünkü baktığınız zaman anlayabiliyor olmanız gerekiyor hangi versiyonun geleceğini. O nedenle şöyle başlıyorum. Öncelikle işlenmiş olarak başlıyorum. Ve uzun olsun. Biri işlenmiş, uzun olacak. Şöyle araya boşluk koydum. Onaylıyorum. Ardından bir yeni konfigürasyon daha ekleyeceğim. Şimdi burada eklediğimiz konfigürasyonlar default olarak gelenle aynı. Çünkü sadece varsayılandan yeni konfigürasyonlar türetiyoruz. Ancak herhangi bir değişiklik yapmadık. Önce konfigürasyonları oluşturuyorum. Ardından yapacağım değişiklikleri belirtiyorum. Tekrar yeni bir konfigürasyon ekliyorum. Bu şekilde 4 adet konfigürasyon ekleyeceğim. Bir diğeri işlenmiş, kısa. Bu şekilde 4 adet konfigürasyon oluşturmuş oldum. Şu an hepsinin yanında tik işareti olduğunu görebilirsiniz. Eğer tik yeşil renkteyse o konfigürasyon aktif demektir. Bir diğer konfigürasyonu aktif hale getirmek için çift tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdi konfigürasyonlar arasında herhangi bir fark olmadığını söylemiştik. Çünkü default'tan referans alarak oluşturuluyor. Şimdi tek tek nasıl oluşturacağız konfigürasyonları, nasıl düzenleyeceğiz ona bir bakalım. Şimdi kısa olan konfigürasyonlarından herhangi birini aktif hale getirelim. Örneğin ben işlenmiş kısa olanı getiriyorum. Ardından unsur ağacına geri dönüyorum. Buraya döndüm. Şimdi bir düzenleme yapacağım. Uzunluğunu değiştireceğim öncelikle. Kısa olmasını istiyordum. 220 mm'lik ölçümlendirmeye çift tıklıyorum. Ancak ekran bu şekildeyken yapmıyoruz değişimi. Değiştir ekranının gelmesi gerekiyor. O yüzden şöyle tekrar deniyorum. Değiştir ekranı geldiğinde gerçekleştireceğim. Şöyle değiştir ekranına geldi. Değiştir ekranı açıldığında kısa versiyonun ne kadar olmasını istiyorsam onu yazıyorum. Örneğin 180 mm diyorum burada. Ancak hemen Enter'a basarak onaylamıyorum. Hemen ölçümlendirmenin yanında konfigürasyonlar seçeneği var. Eğer bunu genişletecek olursanız 3 farklı seçenek sunuyor. İsterseniz bu değişimi yalnızca bu konfigürasyonu uygulayabilirsiniz veya tüm konfigürasyonları uygulayabilirsiniz. Ancak eğer hepsine veya sadece buna değil de seçtiklerime uygulamak istiyorum derseniz de konfigürasyonları belirle demeniz gerekecek. Konfigürasyonları belirle diyorum. Ardından burada kısa olmasını istediğim hangi konfigürasyonlar varsa onları seçeceğim. İşlenmiş kısa zaten şu an aktif olan. Burada kısa olmasını istediğim için bunu aktif hale getirdim. Eğer uzunda bu işlemi yapmış olsaydım seçimi devre dışı bırakamadığım için uzun olarak belirlediğimde kısa hale getirmiş olacaktım. Öyle bir şey istemeyiz haliyle kısa versiyonu aktif hale getirerek yaptım. Bir diğer kısa versiyon olan dövme kısayı da seçiyorum. İkisi de seçili, ardından tamam diyorum. Sonrasında onaylayabiliriz. Şöyle, şu an için herhangi bir değişiklik yok. Değişikliğin uygulanması için bir yenileme işlemi yapılması gerekiyor. Bunu isterseniz yukarıda yenile kısmından yapabilirsiniz veya kısa yolu Ctrl B tuşu, bursanın B'si şeklinde. Eğer bu şekilde bir yenileme yaparsanız grafik alanda değişimi görebilirsiniz. İsterseniz diğer konfigürasyona da bir göz atalım. Configuration Manager'a geçiyorum. Şimdi burada diğer konfigürasyonların şöyle yanlarında çizgiler olduğunu görmüşsünüzdür. Bu bir değişiklik algılandı ama bunlar henüz o değişikliği görmediler. Bir yenileme gerektiriyor. O anlama geliyor.
Şöyle, eğer Rigid Body'nin üzerine sağ tıklarsanız tüm konfigürasyonları yeniden oluştur seçeneğini görebilirsiniz. Bu sayede tüm konfigürasyonları yeniden oluşturarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi hepsinin yanı yine tik işareti oldu. Şu an işlenmiş kısadayım. Örneğin şu işlenmiş uzuna bir bakalım. Herhangi bir değişiklik var mı? Bunda hala uzun haliyle 220 mm şekliyle. Bir de dövme kısaya bakalım. Bunu aktif hale getirdiğimde burada da 180 mm olduğunu görüyorum. İlk değişimim tamamlandı. Konfigür etmiş oldum bu parçayı. Şimdi bir diğer değişikliğimize geçelim. O da şuradaki paket öğesinin pasifleştirilmesiydi. Bunu yapmak için unsur ağacına geri dönüyorum. Ardından konfigür etmek istediğim unsuru seçiyorum. Paket unsurunu seçtim, sağ tıkladım. Ardından unsuru konfigür et diyerek konfigürasyon penceresine geçiş yapıyorum. Şöyle genişlettim. Burada konfigürasyon isimleri listeleniyor ve yan tarafta da öğenin pasifleştirilmesini istediğiniz konfigürasyonları seçmeniz için kutucuklar bulunuyor. Burada konfigürasyonlar listeleniyor. Şöyle ki bu paket öğesini dövme olarak adlandırdığımız işlemlerin gerçekleşeceği konfigürasyonlarla pasif hale getireceğim. O nedenle buradaki kutucukları aktif hale getiriyorum. Bunu yaptıktan sonra uygula diyeceğim. Ve ardından tamam diyorum. Şu an zaten dövme işleminin yapılacağı bir konfigürasyonda olduğumuz için direkt olarak ön izlemeyi gördüm. Şimdi tekrar Configuration Manager'a geçelim ve ardından şöyle tüm konfigürasyonları yeniden oluşturalım. Şöyle işlenmiş kısa olana bir göz atalım. İşlenmiş de hala açık olarak görünüyor. Dövme işleminin yapılacağı konfigürasyona bakıyorum. Uzun konfigürasyonu burada da kapalı vaziyette. Yapmak istediğim değişimleri gerçekleştirmiş oldum. Kontrol ile yine izometrik bakıyorum. Unsur ağacına geçiş yaptım. Eğer isterseniz malzemeleri de konfigüre edebileceğinizden bahsetmiştim. Bunu yapmak için de şöyle yapıyorum. Malzeme atar gibi malzemenin üzerine sağ tıklıyorum. Ancak malzemeyi düzenle değil, malzemeyi konfigüre et seçeneğini kullanıyorum burada. Şimdi farklı konfigürasyonlarımız var. Bunların herhangi biri için malzeme belirli değil şu anda. Bunu belirlemek için şuradaki oka tıklayarak burada seçim yapabilirsiniz. Eğer burada görünen malzemelerden herhangi birini değil de farklı bir malzeme atamak istiyorsanız da daha fazla göz ata tıklayarak malzeme ekranının açılmasını sağlayabilirsiniz. Buradan seçeceğiniz herhangi bir malzemeyi, örneğin bir alaşım atayalım. Şöyle 1060 alaşım dedim. Uygula diyorum. Ardından kapattım. Örneğin default için, varsayılan konfigürasyon için 1060 alaşım atadım. Diğer konfigürasyonlar için de bazı malzemeleri atıyorum şimdi. Şöyle seçelim farklı malzemeleri. Sade karbon çelini seçtim. Bu şekilde konfigürasyonlara farklı malzemeler de atayabilirsiniz. Örneğin buna da bakalım başka ne atayabiliriz. Titanyum alaşım diyelim. Şöyle bir malzeme atıyorum buna da. Ardından uygula diyorum. Ve sonrasında tamam diyerek kapatıyorum. Şimdi şöyle Ctrl Q veya Ctrl B ile yenileyebiliriz. Configuration Manager'a döndüm. Şöyle konfigürasyonları yeniden oluştur dedim. Unsur ağacına geri dönüyorum. Unsur ağacında görebileceğiniz gibi tüm konfigürasyonlar için malzemeler atanmış durumda. Şöyle bakıyorum. Şuna bir düzenleyelim. Malzemeyi düzenle dedim. Zaten seçilmiş uygula diyorum ama bunu kabul etmedi sanırım. Farklı bir malzeme atayalım bunun için. Tamamdır. Şöyle bir değiştiriyorum tekrar. Yeniden oluştur dedim. Diğer konfigürasyonları da güncelledi. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. Evet, buraya da örneğin bu malzemeyi atamış. Titanyum alaşımı eklemiştik. Bu şekilde farklı malzemeler atayabilirsiniz. Farklı konfigürasyonlarınız için. Şu bazılarına gelmedi. Şuradan bir tekrar kontrol edelim özel özelliklerden. Konfigürasyona özel şeklinde. Burada atamamış görünüyor. Burada kontrol edebiliriz. Herhangi birinde görünmüyor. Şuna bir tekrar malzeme atıyorum. Sanırım seçtiğim malzeme
İşlenmedi. Şu bir çelik atıyorum buna da. Tamamdır. Tamam dedim. Şöyle inledim. Bu şekilde malzeme de atayabilirsiniz. Eğer isterseniz bir tasarım tablosu ekleyebilirsiniz. Bunu da ekle ve tablolar kısmından yapıyoruz. Ekle dedim. Ardından tablolar diyorum. Burada bir Excel tasarım tablosu oluşturabilirsiniz. Excel'i SOLIDWORKS'ün içerisinde çalıştırıyor. Otomatik oluştur derseniz varsayılan, yani eklediğiniz konfigürasyonlarınızla birlikte bir tablo gelecektir. Bu şekilde onaylıyorum. Veya önceden oluşturduğunuz bir dosyanız varsa oradan da alabilirsiniz. Ben şimdilik otomatik oluştur dedim. Alıyorum ve şöyle SOLIDWORKS'ün içerisinde Excel'i çalıştırarak bir tablo oluşturuyor. Burada yapmış olduğunuz değişimleri görebilirsiniz. Örneğin işte D3 sketch için 220, 220, 180 ve 180 olarak belirtmiş. Burada pasif hale getirilen unsurları görüyorum. Bu şekilde tabloları dışarıya aktarabilirsiniz veya işte dışarıda olan tablolarınızı içeriye aktarabilirsiniz. Kontrol edildi, izometrik baktım. Evet, konfigürasyonlarla ilgili de anlatacaklarım bu kadardı. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.